Dönelim tekrar ölmezdi yollar. Kırılan kalp tekrar sevmezdi yollar. O gitti bir daha gelmezdi yollar. Söylesene söyle inanayım mı? Arkadaşlar, bu gördüğünüz eski tip çamaşır makinesi modifiye edilmiş, bağlantıları değiştirilmiş. Şuradan Clemens'ten iki tane uç alınmıştır. 220 volt çıkışıdır. Şu da toprak şasedir. Şimdi bunun çıkışına şu anda şöyle 6-7 metre şerit led bağladım. Şunlar gördüğünüz diyot devrileridir. Alternatif akımı doğru akıma çeviren. Ve bir adet de yine ölçü aletimizi çalıştıralım. Şimdi bunu aydınlatmada veya çok düşük devirlerde kullanabilirsiniz. Bakın, şöyle elime bakın. Bir de şuradaki hareket dönüşe bakın. Bakın, şu dönüşte bakın. Ledlerin nasıl yandığını görüyorsunuz. Şöyle uzaktan yapayım. Bakın. Bu devirde rahat ledleri yakmaktadır. Gördüğünüz gibi şu hareket, bakın böyle döndürürseniz şerit ledleriniz yanar. Tabi şu anda pulsler yapmakta. Tabi ben elimle düşük hareket. Bir de buradaki kondansatörlerin değerlerini büyütmemiz lazım. Bu zaman şu pulsler gider. Bakın çok düşük devirde şeritleri yaktığını görüyorsunuz. Motor miline bakın. Ve elime bakın. Evet, çok düşük devirde çok güzel yakmaktadır. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, modifiye edilen bu alternatöre küçük bir hareketle şu 3 tane tasarruf ampulü nasıl yaktığını göreceksiniz. Bakın, elime bakın. Bakın. Milin dönüşüne bakın. Düşük devirde 3 tane 30 wattlık tasarruf ampulü nasıl yaktığını görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz eski İtalyan tipi çamaşır makinelerinin motorudur. Modifiye edilmiştir, bağlantıları değiştirilmiştir. Ve bunun içerisine 16 sıra olmak üzere 2 tane, pardon 16 adet olmak üzere 2 sıra, yani 32 adet neodim mıknatıs yapıştırılmıştır ve alternatör haline dönüştürülmüştür. Şurada Clemens aynen size böyle kablolu bağlantılı olarak gelecektir. Buradan 220 volt çıkmaktadır. Şu gördüğünüz bir tabla yaptım. Test tablası. Burada şu anda 3-6 tane 30 wattlık. Şu spiraller 30'ar wattlıktır. 3 kere 6 18 180 watt yapar. Şu mavi tasarruf ampul 20 watt, 200 watt, 70 watt ve 70 watt da bu. 270, 340 watt yani toplam bir yük bağladım. Tabii bunun şeyine de frekans metremizle frekansını ölçeceğiz. Volt metremizle de voltunu ölçeceğiz. Ve hepsini bağladım. Aynı zamanda şuraya da bir bant yapıştırdım. Bakınız. Bu bant şurada kasnaktır. Bu bantın üzerinde şurada fosforlu bir bant vardır. Bu da kaç devirde kaç volt verdiğini sizlere takometre ile biraz sonra göstereceğim. Ve bu motoru tabi diğer bir başka monofaze 1kW'lik motorla döndüreceğim. Şöyle küçük bir hareketle şuraya da bir test amaçlı sizlere göstermek için led bağladım. Bakın. Şöyle hafif, bakın şu devirde, bakın ledleri hemen yakmaktadır. Yani şu anda 12 volt veriyor şöyle şu şekilde. Tabii bunda deviri düşürdükçe watt da düşer. Deviri yükseldikçe watt da yükselir. Şimdi ben size döndürerek, bu motorla döndürerek şu ampulleri nasıl yaktığını göstereceğim. Evet, şimdi fişe sokuyoruz. Ve bakın, sokar sokmaz hemen yandı. Bütün ampullerimiz yandı. Voltajımıza bakıyoruz, 242. Frekansımıza bakıyoruz. Karşıdan algılamalı frekansımız. Tabii bu mıknatıs olduğu için 150 ile 200 arası frekansımız değişmekte. Gördüğünüz gibi. Şu anda bakın mavi, bu 20 wattlıktır, mavi de yanıyor. Evet, voltajımız 229-230 volt, 340 watt enerji alıyor.
veriyor daha doğrusu. Şu anda devrimizi ölçelim. Devri ölçüyoruz. 960 devirde. Evet, 960 devirde 340 watt enerjiyi alıyoruz. Voltajımıza bakıyorsunuz. Ve çok güzel çalışmakta. Şimdi bunun devrini biraz daha düşürdüğünüz zaman, tabii dolayısıyla bunu wattı da düşer. Bunu bu cihazla beraber şu Clemens kabloları bağlanıp gönderilecektir. Bununla televizyon, bir uydu, işte gördüğünüz gibi 3-4 tane de tasarruf ampul bağlarsınız. Yani bir dere kenarına küçük bir çark yaparak bedava enerji kullanmış olursunuz. Teşekkür ediyorum.